Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Bizim həkim verilişində yenə də sizinləyik. Mən Aytən İsmailzadə. Bugün verilişimizin mövzusu göz problemlərinə həsr olunub. Əsasən də Azərbaycanda bir ilk yenilik olaraq və göz sahəsində yenilik olaraq göz yaşı tıxanıqlığının lazer üsulu ilə açılmasına həsr olunub. Bunun ilk tətbiq olunduğu yer olaraq Dünya Göz Bakı xəstəxanasının dosent doktor oftalmoloq cərrahı Yıldıray Yıldırım bəy qonağımızdır. Doktor Yıldıray Yıldırım, dosent göz həkimi. 1992-1998-ci illərdə Ankarada Gülhanə Eğitim və Araşdırma Hastanəsinin tibb fakültəsində təhsil alıb. 2001-ci ilədə Trakiyakon tabibi, NATO Stanoformet tabibi, 2004-cü ilədə Heydərpaşa Eğitim Hastanəsində çalışıb. 2004-2012-ci illərdə İzmir Əsgərlik Xəstəxanasında göz xəstəlikləri mütəxəssisi kimi fəaliyyət göstərib. 2016-cı ilədə Qata Haydarpaşa Eğitim Hastanəsində, 2017-ci ilədə Sağlıq Bilimləri Universitetində işləyib. Türk Təbiblər Birliyinin və Türk Avtomoloji Dərnəklərinin üzvüdür. Ümumi göz müayinəsi, katarakta, uşaqların göz sağlamlığı, glaukoma, okuloplastika və orbital cərrahiyyə, tor qişası, çəp gözlük, refraktiv cərrahiyyə üzrə ixtisaslaşıb. Xoş gəlmisiniz, doktor. Xoş bulduk, xoş gəldiniz. İlk öncə Bakıya xoş gəldiniz, sonra da proqramımızda xoş gördük sizi. Necədir Bakıda gördüyünüz bir ap-hava? Evet, Bakıya yaklaşık 2 ay önce İstanbul'dan geldim. Orada Dünya Göz adına cerrahiler, devam eden cerrahiler, yeni yenilikleri buraya kazandırmak için, buradaki insanlarla paylaşmak için, tedavi etmek amacıyla bir ekip olarak gönderildik. Ben de 2 aydır buradayım. Elimizden geldiğince yeni teknolojileri en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Bu lazer cerrahisi de bu yeni teknolojilerden birisi. Göz yaşı kanalının tıkanıklığının tedavisinde uyguladığımız, dünyada da yaygın olarak uygulanan yeni bir metot. İlk önce insanlarımıza daha da net olarak böyle çatdırmak isterdim dəqiq olarak. Yani Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında yeni bir üsul tətbiq olunmağa başladı. Evet. Və bu işi də siz edirsiniz. Yani evet. Burada ilk olarak, ilk dəfə olarak siz artık bunu həyata keçirirsiniz. Və bu üsul nəyə yönəlibdir? Bu üsul qeyd etdiyiniz göz yaşı kanalının tıxanıqlığının lazer üsulu ilə aradan qaldırılmasına yönəlmiş bir metoddur. Evet, evet. Ümumiyyətlə, göz yaşı kanalı nədir? Nə işə yarayır? Evet. Yəni, ilk öncə bu barədə məlumat verək. Evet, göz yaşı kanalı aslında gözün bizim göz çukurunun dışından günlük rutin olarak devamlı salgılanan bir göz yaşımız var. Bu göz yaşı gözün ön tarafında, işte boynuz kışağı dediğiniz korneanın yüzeyini temizler. Ve daha sonra gözün içi, üst alt kapağın üzerinde birikir. Hı hı. Ve bu fazla olan, salgılanan ifraz halinde salınan gözyaşı hemen iç taraftaki alt üst tarafta iki küçük delikten küçük kanal oluşturarak önce bir kese, daha sonra da uzun bir kanalla burun boşluğuna, oradan da genize ve boğazımıza fazla olan gözyaşı akar. Bunu biz fark etmeyiz. Ancak mesela ağladığımızda veya enfeksiyon, gribal enfeksiyonda burnumuzun aktığından bunu anlayabiliyoruz. Bu normal, günlük, fizyolojik bir olay. Fakat bu herhangi bir aşamada tıkanıklığa uğradığı zaman, çocukluk yeni doğandan itibaren yaşlılığa kadar herhangi bir süreçte tıkandığı zaman gözde sulanma ile kendini gösterir. Ve zamanla bu gözyaşı akamadığı için, biriktiği için orada enfeksiyonlar, mikrobik enfeksiyonlarla çapaklanma, çirk dediğimiz olay ve daha ciddi olaylarda mesela gözün etrafına enfeksiyonun yayılması, işte o selülit dediğimiz dokulara yayılması, hatta evet bunun sinüsleri ve beyni tutma gibi ciddi problemlere, enfeksiyonlara da yol açabilir. Bunu gözyaşı çocukluktan itibaren tedavileri de farklıdır. Halk arasında yanlışlıkla damar tıkanıklığı olarak bilinir. Aslında bu bir kanaldır. Bu kanal biraz önce de bahsettiğim gibi herhangi bir yaşta çeşitli nedenlerle tıkanabilir.
Yəni bu gözümüzlə burnumuzun əlaqələndirən bir kanal var. Yəni, evet, evet. Kanalın da işi həmin o mayını buruna ötürməkdir. Yəni burada yığılıb qalmasın, öz-özünü yuma prosesi, davamlı təmiz olsun deyə. Bir də bu uşaqları daha çox görülür. Evet. Siz bu, biz irəliyən dəqiqələrimizdə bu üsulun daha incəliklərinə qədər gedəcəyik. Amma bir də uşaqlarda da görüldüyü zaman nələr icra evet. edilir sizin bu mərkəzinizdə və siz sizin tərəfinizdə evet, xüsusilə evet. hansı yöntəmlər var? Evet. Yeni doğanda çocukların ilk yeni doğan dönemi dediğimiz ilk bir aylık dönemde çoğunlukla bu gözyaşı kanalı açılır ilk bir ayda. Fakat normalde gözyaşı kanalının ucunda ufak bir membran vardır, zar vardır. Bu zar bazen çocukların çok az bir kısmında açılmaz. Ve bu açılmadığı zaman çocukta ilk bir aydan sonra başlayan sulanma, çirk, enfeksiyon görüldüğü zaman işte anne ve babalar doktora gelir işte çocuğumun gözünde sulanma var, enfeksiyon var diye. Ve biz genellikle ilk bir yıla kadar ama şimdi daha yeni yayınlarla onu biraz da öne alıyoruz. 8. aya kadar masajla açılmasını bekleriz. Bunların çoğu çünkü %90'ı açılır masajla veya kendiliğinden. Çünkü zar çok incedir bu membran. Bu masajı anneler, anaları da edebilirler mi? Evet, evet. Biz onu tarif ediyoruz. Hemen iç taraftaki punktum denilen o ağzına günde 20-30 defa şu şekilde masaj yaparak orada bir hidrostatik basınç oluşturuyoruz. O içine dolan sıvı, gözyaşı oradan basınç ile aşağıdaki zarın delmesini, açılmasını bekliyoruz biz. Mekanik üssü evet, olabilir evet. sanki. Ve enfeksiyon varsa beraberinde o enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavileri de ekliyoruz. Fakat ısrarla masaja rağmen açılmayan olgularda genellikle bir yaş artık beklemiyoruz. 6. aydan sonra çünkü enfeksiyon bizim için ciddi problemlere yol açabileceğinden ufak bir işlemle genel anestezi altında çocuk olduğu için mecbur sondalama denilen ufak bir işlemle o zarın, o membranın, perdenin açılmasını sağlıyoruz. Yani işlem 10-15 saniyelik bir işlem. Fakat tabii bebek olduğu için anestezi altında yapmak durumundayız. Bu işlemi yapıyoruz. Bu eğer tekrarlarsa birkaç defa yapılabilir bu işlem. Çünkü işlem çok basit bir işlem. Fakat burada önemli vurgulamak istediğim şu, genellikle doktorlar ilaçla ve masajla bu işi çok uzatabiliyorlar. Bir yıldan sonrasına çok uzadığı zaman maalesef başarı oranı düşüyor. Ve biz bu ekstra daha ağır cerrahilere, daha problemli vaka olduğu için müracaat etmek durumunda kalıyoruz. Bir sonraki aşamada oraya tüp koyuyoruz. Tekrar tıkanmasın diye. Aha, o yüzden evet. Bir, evet. O yüzden olsun. Önemli olan 6. aydan sonra özellikle masaja cevap vermeyen olguları değerlendirip bir yılı geçmemek şartıyla bu işlemi yaptırmak gerekir. Əslində insanlarımız, yəni daha çox valideynlər, yəni uşaqlarına qarşı həssas olurlar. Evet. 6 ayına qədər də olduğu zaman müraciət edirlər, bundan sonra da davam olarsa mütləq şəkildə həkimə müraciət edirlər. Yəni söhbət uşaqdan gedirsə, amma özlərinə gəlincə biraz özlərinə laqeyd olurlar. Siz dediyiniz zaman düşünürəm, görün ki, doğrudan da ətrafımızda var belə gözyaşı kanalı tıxanıqlı olan, bir də onlar niyə əməliyyatdan çəkirlər, qorxular açıq. Üsulla olacağından, evet, evet. burada çox böyük evet. effekt yaranacaq. Daimi artıq o haradasa bir 3 ilə yaxın gözünə daimi damcılar, göz damcıları damızdırır. Və əslində, yəni klassik üsulda bu açıq üsulladır. Başqa bir yöntəm yoxdur. Evet. Yalnız sizin üsulunuzda daxili bir lazer üsuludur, evet. deyilmi? Evet, şimdi biraz önceki bahsettiğimiz konu çocukların, yeni doğan ve çocuklardaki gözyaşı kanaldaki zara bağlı tıkanıklıktı. Sonrasında yani açık olup mesela 30 yaşından 40 yaşından sonra ki tıkanıklıklar genellikle kemikleşen, sertleşen fakat daralan gözyaşı kanalındaki enfeksiyonlar nedeniyle kalıcı tıkanıklıklar oluyor. Onlar zar değil. Dolayısıyla ufak bir işlemle açılmazlar. Ve biz bunlara yeni bir kanal oluşturarak yani buruna açılan gözyaşı kanalıyla buruna açılan yeni bir kanal oluşturmak durumunda kalıyoruz.
Bu eskiden beri kullanılan klasik yöntemde. Hemen gözün altında, burnun yan tarafında yaklaşık 1,5 milimlik, santimlik kesiyle, kesiyle ve buradan kemiği kırarak yaptığımız bir işlemdi. Bugün için hala kullanılan bir işlem. Fakat bu işlem hem travmatik bir işlem, travmatik bir işlem, hem estetik olarak sıkıntılı bir işlem, hemorajik kanaması çok olabilen bir işlem. Bir de burada gözyaşının içerideki bağları ve kasların da bu işlemde kesildiği için fonksiyonel olarak, çünkü fonksiyon da çok önemli gözyaşında, her gözümüzü kapadığımızda oradaki kanala pompalama işlemi oluyor. Çünkü bazen kanal açık olduğu halde yaşlanmakla bu alt kapaklardaki kaslarımız ve kapak gevşediği için kanal açık olsa bile fonksiyonel olarak yaşarma oluyor. O kanala doğru gözyaşı pompalanmıyor. Dolayısıyla bunları da ayrı kapak cerrahileriyle orayı sıklaştırarak tedavi etmek lazım. Fakat biraz önceki konumuza gelirsek, bu eski klasik cerrahide bunların, bu anatominin zedelenmesi, oradaki ligaman yani bağların kesilmesiyle bu fonksiyonel olarak zarar verebiliriz oraya. Dolayısıyla ameliyatta açsak bile orayı, buradaki gevşeklikten ve bağların koptuğundan dolayı yine gözyaşı devam edebilir. Bu yüzden şimdi son dönemlerde hemen kanalın içinden ilerleyen ince proplarla ucunda kırmızı ışık olan proplarla fizyolojik doğal yoldan gelerek lazerle yeni bir kanal açıyoruz ve çok kısa sürede açıyoruz. Bir 2-3 dakikalık bir lazer işlemi ve bu işlemden sonra çok hızlı bir iyileşme, yara izi olmaması estetik anlamda önemli. Aha, yani Yıldırım, hemen böyle anladığım kadarıyla yani bu klasik usulda ameliyat olunsa bile yine de bu gözyaşı akması devam edebilir. Tabii. Çünkü burada dediğiniz bağlar zedelenir vesaire, bu unikal bir organ aslında. Gözün her bir fonksiyonu birbirine alakalıdır. Tabii, yani biri kesinlikle. Diğerini destekleyir, kompense eder vesaire. Yani orada müdahale artık onun işini pozmuş olacak. Yani buradan kanal açılmış olsa bile. Evet. Bir de burada yani bu adeten bir taraflı olur yoksa iki taraflı olur bu? Yani iki tarafta olma bağlı şartı yok. Fakat yatkınlık olur tabii. Yani, yani tek taraflı olur. Hı-hı. Diğeri de dar olabilir. Hı-hı. Diğeri de daha sonra olabilir. Fakat birebir bağlantısı yok bunun. Yani burada travma, ister bir taraflı ister iki taraflı. Travmayla olabilir. Aha. Enfeksiyonla olabilir. İkincili koşulabilir. Tabii ikincili. Evet. Açık ameliyat olduğuna göre. Evet. Bunun sonradan ikincili ağırlaşması gibi, necə ki yara, tikiş, yaralar, tikişler sonradan infeksiyalaşabilir. O da tabii ameliyat olabilir. Burada hem risk var yine de. Bu demek diyod lazer sayesinde siz bunu aparırsınız. Bunun bir yan təsiri var mı? Lazer deyince, şua deyince biraz insanlarda korku yaranır diye, hem de beyine yakındı, göze yakındı. Var mı neyse bir tercih? Şimdi bizim lazer deyince tabii oftalmolojide, gözde birçok lazer çeşidi var. Hı-hı. Mesela retinadaki, tornik kuşağındaki lazerlerimizde yakarak etkiyle, argon lazerle biz damarlardaki sızıntıları gidermeye çalışıyoruz. Torlu kuşağındaki problemleri, diyabetik retinopatiyalarda falan da mı diyebiliriz? Evet. Miyopi, hipermetropi, astigmatlarda başka çeşit lazerle, ablasyon dediğimiz tedavi edebiliyoruz. Yine lazerin ciltte başka buharlaştırıcı etkisi var. Yine gözde bu çeşit lazerin kemiği delici etkisi var. Yani lazerler çeşitli dalga boyunda farklı görevleri var. Lazer deyince aynı lazeri kullanmıyoruz biz. Yani onu demeye çalışıyorum. Seçilmiş bir dalgaya malikti. Bu 980 nanometrelik diyot lazer ve sadece kemiği hızlı bir şekilde, kısa bir sürede yakarak yeni bir yol, yeni bir kanal açmaya yarayan bir lazer.
Bunu bir əziz tamaşaçılar elə özünüz də yazıb bir internetdə maraqlana bilərsiniz. DSR üsulu deyərək, yəni həmin üsul Azərbaycanda dünyada ümumiyyətlə tək-tək dediyiniz kimi tətbiq olunmaqdadır. Evet. Türkiyədə də tək-tək tətbiq olunmaqdadır. Artıq amma Azərbaycanda var və düşünürəm ki, bu insanlarımız üçün, həm vətənlərimiz üçün bir yaxşı xəbərdir. Çünki üz nahiyəsi ümumiyyətlə onun görünüşünü, gözəlliyini estetik cəhətdən həmişə qorumağa çalışdığımız nahiyəmizdir. Evet. Burada bir problem varsa gözlə bağlı, əlbəttə ki, ən təhlükəsiz, ən daha az zədəli və daha effektiv bir nəticəsində, yəni ki, minus olmayacaq bir üsula müraciət etməklərində fayda vardır. Yıldırım bəy, bu üsulun tətbiq edildiyi cihaz nə cür bir cihazdır, üstünlükləri nədir? Evet, bu cihaz biraz önce de bahsettiğim gibi bir diyot lazer. 980 nanometrelik bir diyot lazer. Bu dünya çapında FDA onayı almış, güvenle kullanılan, üzerinde birçok çalışmanın yaptığı, bizim de kendi İstanbul'da yaklaşık 7-8 yıldır uyguladığımız ve uluslararası yayın yaptığımız, sonuçlarını olumlu olarak gördüğümüz ve başarı oranı oldukça yüksek, %85-90'larda olan bir cerrahi metodu. Diğer klasik yöntem, biraz önce bahsettiğim klasik yöntem bugün için başarı oranı daha yüksek gibi gözüken bir yöntem. Fakat onun başarı da %90'larda. Ama komplikasyonları, konforsuzluğu gerek estetik olarak gerek iyileşme süreci olarak uzun olması dezavantajları eski yöntemin. Yine bu yöntemde hem cerrahi kısa, hem iyileşme süresi çok uzun, hem de eğer tekrar olursa aha, sulanma, çok kısa bir işlemle o kapanan yer hızlı bir şekilde açılabilir. Yani tekrarlanabilir bir metot. O da hiçbir zararı olmadan, sıkıntısız bir şekilde tekrarlanabilir bir metot. Bir de edilen pasiyent ne vaxt dönebilir işine, gücüne, aktif hayatına? Evet, bu anestezi durumuna bağlı. Biz lokal anestezide de yapabiliriz bunu. Genel anestezide de yapabiliriz. Hasta ertesi gün kontrole geldikten sonra kendi iş hayatına, sosyal hayatına rahatlıkla devam edebilir. Hiçbir problem yok. Fakat biz bazen enfeksiyon çok yaygın, yapışık olan olgularda, gecikmiş olgularda tıkanma olmasın diye silikon entübasyonu yapıyoruz. Gerek eski klasikte, gerek bu yenide. Çünkü açtığımız yeni kanalın tıkanmaması için oraya bir silikon küçük bir şey koyuyoruz. O hastayı rahatsız edici bir şey değil. Gözün burnun içinde duruyor. Ve biz bunu yaklaşık 3 ay sonra ufak bir işlemle çıkartıyoruz. Ucunu kesip burnun içerisinden, yani rahatsız edici bir olay değil, çok kısa bir işlemle alıyoruz. Yani kanal oluncaya kadar kalır, sonra çıkartırsınız. Evet, evet. Emin olduğumuz zaman veya tıkanma riski olan kişilerde bu silikonu koyuyoruz oraya ince bir, o kanalda durup kanalın tekrar tıkanmasını önlesin diye. Mən izləyicilərimizin diqqətinə bir elan çatdırmaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında fevral ayının sonuna qədər artıq başlamış olan bir aksiya davam edəcək. Aksiyada həmin bu göz yaşı kanalı tıxanıqlığının diod lazer üsulu ilə açılmasına, DSR metoduna endirim olacaq və bu endirimdən faydalanmanıza sizi çağırıram. Qəbula yazılmaq üçün əlaqə telefonu 012-404-4469-dur. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Doktor, klinikanızda bu, yəni sizin xəstəxana bir göz mərkəzidir. Yəni burada gözə bağlı olan hər bir şey icra edilir. Sizin sayənizdə, yəni sizin təcrübənizdən daha çox faydalanan insanlar hansı sahələr üzrə olmuşlar? Yəni göz uşaqlar daha çox görmə çəpliyi olur, gözdə çəpliyi olur, daha doğrusu böyüklərdə glaukoma olur. Bu sahələrdə də var mı təcrübəniz? Evet, evet. Biz ekip olaraq profesör kadromuz, uzman kadromuz, doçent kadromuz olmak üzere hemen hemen göz alanında bütün cerrahileri yapma imkanımız var. Yani retinadaki ağır retina yırtıklarından tutun da işte göz refraktif cerrahi, miyop, astigmat gibi tedaviler, lazer tedavisi, katarak tedavisi, daha sonra glokom tedavisi, göz taziyi biliyorsunuz hastalığı tedavisi. İşte çocuklarda çeplik, şaşılık, yani strabismus tedavisi ve diğer bütün aklınıza gelebilecek bütün cerrahileri biz uygulama imkanımız var. Ve bu konuda da tecrübeli hekim kadromuz var.
Yani elimizden gelen yeni teknolojiyi getirmeye çalışıyoruz buraya. Yani en son usullarla, evet, göz merkezi olarak en son usullarla hem klasik usullar da sizde tətbiq edilebilir, hem de yeni avadanlıklarla olan usullar tətbiq edilir ve göze bağlı olan her bir hem cerrahi hem geyri cerrahi problemler aradan kaldırılabilir. Yıldırım Bey, size teşekkür ederim geldiğiniz için ve size aynı zamanda Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının bütün kollektivine uğurlar arz edirəm. Ben de çok teşekkür ederim, sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, bugünlük görüşümüzdə bu qədər. Gözünüzün nuru azalmasın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.